Kalp ameliyatı riskini hesaplarken hangi faktörleri göz önünde bulunduruyoruz? Aslında bu bypass riskleriyle beraber ele alınıyor. Ama burada ben size biraz daha detaylı bilgi vermek istiyorum. Böylelikle bu konuda gerçekten iyi anlamda aydınlanabilirsiniz. Türkiye'de kullanılan bir skor var. Risk faktörlerine göre puanlama yapılıyor ve bir toplam oluşturuluyor. 0-3 puan arası düşük risk, 4-6 puan arası orta risk, 7 puan üzeri yüksek risk. Bu SGK'nın kullandığı bir sistem. Dünyada ise Euroscore diye bir sistem var. Onda yüzdelik olarak riskler hesaplanıyor. İlk baktığımız faktör yaş. 60-65 yaş arası 1 puan. 66-70 yaş arası 2 puan. 70 yaşın üzeri ise 3 puan olarak ele alınıyor. Bir kere her şeyden önce şunu söylemek gerekli ki biyolojik yaşınız aslında kafa kenarlarınızdaki yaşınıza paraleldir. Cinsiyet Kadın olmak bir puan fakat dünyada bu değişti. Artık kadın olmak risk faktörü olarak kabul edilmiyor. Üçüncü sırada ise akciğer hastalığı geliyor. Tabii ki koah gelecek. Burada akciğer kapasitesi önemli. %80'nin altında ise bir puan veriliyor. Bu da sonun fonksiyon testiyle yapılıyor. Hep söylediğim gibi ameliyat öncesi hazırlık son derece önemli. Çünkü neden? Bu ameliyat sonrası da ...sonum cihazına bağlı kalıyorsunuz. Dolayısıyla ondan kurtulmanız için akciğer kapasitenizin iyi olması lazım. Ne kadar çabuk kurtulunursa o kadar iyi demektir. Hem ameliyat öncesi hem de ameliyat sonrası akciğer fizyoterapisi şart. Dördüncü faktörümüz kalp dışında bir damar tıkanıklığı var mı? İlk akla gelen şah damarında bir tıkanıklık. Karın aort damarında balonlaşma, anevrizm olabilir. Ya da bacak damarlarında tıkanıklık olabilir. Bu da iki puan alınıyor ve özellikle ameliyat öncesinde 65 yaş üzerindekileri mutlaka şah damarına ultrason yapıp takip ettiriyoruz. Ona göre eğer bir darlık çıkmışsa ameliyat stratejileri değişiyor efendim. Geçilmiş kalp ameliyatı varsa özellikle kalp zarı açıldığı zaman perikard açılmışsa 2 puan alınıyor. Çünkü neden? Bu açıklık daha sonra yapışmaları neden oluyor ve bu yapışıklık teknik olarak ameliyatı zorlaştırıyor, riski de artırıyor. Onun için buna 2 puan verilmiş. 6. sırada böbrek hastalığı var. Kreatinle 2.26'ın üzerinde ise 2 puan. Eğer böbrek sızma hızı 60 ml dakikanın ise ya da diyalize giriyorsa 5 puan. Bakın çok büyük bir puan var. Dolayısıyla bu tür hastalarda yüksek riskli olduğu için kalbi durdurmadan bypass seçeneği de göz önünde bulundurulmalıdır. 7. Aktif kalp kapak iltihabı. Bu çok ender bir durum. Özellikle kişinin kendi kapağı veya daha önce takılmış bir metal kapakta endokardit yani kapakta ve kanda üreme varsa tehlikeli bir durum oluşabilir. Bakın hastanın kendi mitral kapağında endokardit. Bu küçük kırmızı görünen şeylerin hepsi mikrop demektir ve bu mikroplarda da antibiyotiklere karşı çok dirençlidirler. Bu riskli faktör de 3 puan sağlıyor. Şimdi geliyoruz Ameliyat öncesi kritik durum diye bir durum var. Yani ağır yaygın kalp krizi geçirmiş, kalp yetmezliğine girmiş, şoka girmiş olan hastalara 3 puan veriliyor. Bu oldukça hayat tehlikesi yüksek bir durum zaten. Bu durumda hastalara kalbin ana damarının aortun içerisine ciltten bir balon pompası yerleştiriliyor ve böylelikle hastanın hayatta kalması ve ameliyata ulaşması sağlanıyor efendim. 9. sırada herkesin merak ettiği şeker hastalığı var. İnsülin bağımlı şeker hastasıysanız o zaman tabii ki riskiniz bir parça artıyor. 2 puan alıyorsunuz. Hep insanlar şeker insülinden yara iyileşmesinden korkarlar ama artık günümüzde öyle değil. Bu konuda en önemli konu sinsiz sessiz seyreden şeker hastası. Hele 10 yılın üzerindeyse katarak varsa bu kişilerde mutlaka bir şekilde damar tıkanıklığı vardır. Bunu lütfen bir kenara not ediniz. Tabii risk faktörünü incelediğimiz zaman bir kere kalbin kasılma fonksiyonu çok önemli, kapasitesi önemli. Bunu ekokardiyografi ile ölçülüyor. EF diye bir değer var. Normali %50'nin üzerinde olması lazım. 30 ila 50 arası 1 puan, 30'un altı ise 2 puan olarak ele alınıyor. Akciğer basınç artışı önemli. Buna pulmoner hipertansiyon deniyor. Akciğerdeki basınç artışı da gene ekokardiyografi ile ölçülmektedir. 40 mm'nin üzerinde ise 2 puan risk faktörlerine eklenmektedir. Buna pulmoner hipertansiyon deniyor. Sistemik hipertansiyon bizim atardamarlarımızın sistemik atardamarlarımız. Bu ise kalple akciğer arasındaki damarlardaki hipertansiyon demek. Damar duvarları kalınlaşıyor. Eğer aynı seansta yapılması gereken başka bir ameliyat varsa, örneğin ağır ameliyatları varsa, o zaman bu da bir risk faktörü. Çünkü özellikle kalpten çıkan ana aort damarında bir balonlaşma, baloncuk yani anevrizm olabilir. Bu da artı 4 puan demektir. Bu da oldukça yüksek riskli hasta grubundadır. Eğer kalp krizi sonrası kalpte delik oluşmuşsa bunu ventriküler septal defekt deniyor. Yani karıncıklar arasında bir duvarda delik var. Bakın beyaz okla onu gösteriyoruz. O zaman iki boşluk arasında şiddetli bir kan geçişi olur. Bu çok çok tehlikeli bir durumdur. Ve dolayısıyla bu da kritik durum olarak kabul edilmektedir. Ve bu hastalara da gene intraartik balon pompası dediğimiz alet takılarak kalbin bir parça daha kuvvetlenmesi sağlanır. Böyle durumdaki hastalarda yüksek riskli kategoride olduklarından dolayı 5 puan almaktadırlar. Bakın 5 puan çok önemli. Direkt olarak orta risk grubunun 3 sınırına doğru gidiyorsunuz. Bu grup içerisinde aslında bizim Türkiye'de kabul edilmeyen bir konu var. O da mitral kapağın kopması, kalp krizi sonrasında akciğer ödemi oluşur aniden. Bu da acil ameliyat kategorisindedir. Bu da aslında 3 puanı hak etmektedir. Bu benim kendi puanlama sistemim. Bir de şişmanlık vücut kitle indeksi 30'un üzerindeyse 1 puan, 35'in üzerindeyse 2 puan. Bu da benim kendi kriterim olarak kabul edebilirsiniz. Bunların hepsi dediğim gibi düşük, orta, yüksek risk grubuna hastaları toplam puanlarına göre sınıflandırıyor. Euroscore Avrupa Birliği'nin kullandığı bir skor sistemi. Online'da bu. Tek ameliyat, iki ameliyat, üç ameliyat bunların hepsi değerlendirilir. Bakın 60 yaşında hiçbir risk faktörü olmayan bir kadın yaştan bir puan, kadın olmaktan bir puan alıyor. iki puan ile düşük risk grubuna giriyor. EuroScore online hesap makinesinde 0.68 riskli. 71 yaşında bir kadın, şeker hastası, insülin kullanmıyor. Mitral kapak ameliyatı planlanıyor. Yaştan 3, kadından 1 puan mitral kapak bizde yok 0 puan alıyor toplam 4 puan orta ez %1.62. Bu yüzdelere çok fazla takılmayın çünkü yüzdeler çok yanlış anlaşılmaları neden olabiliyor. Düşük, orta, yüksek risk kategorisi bence son derece mantıklı. Bakın 70 yaşında bir kadın kalbin kasılma gücü %25. Bir de üst üstelik kalpten çıkan ağır damarında anevrizması var. Bir de bypass olacak. 3 puan alıyor. Kasılma gücünden 2 puan alıyor. Ağır anevrizmasından 4 puan alıyor. 9 puan yüksek risk. O zaman skor Euro skor %5.85. Bakın normal ameliyata göre 5 katı fazla. Dolayısıyla kabaca %1 ve altı düşük risk, %1-2 orta risk, %2'nin üzeri ise yüksek risk olarak kabul edilebilir. Ama unutmayınız dediğim gibi bunlar yanlış anlaşılmaya neden olabilir. Mutlaka mutlaka ameliyat öncesi hekimle ayrıntılı bir görüşme yapılması gerekmektedir efendim. Sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız efendim.